Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Renfield. Ne yapıyoruz aslanım? Ver bakalım şunlara bir okuyalım. Efendim, Kral Sezar'ın oğlu hastalanmış. Sebebi zehirli bir ok isabet etmiş. Ana, geçmiş olsun, bir şey yazalım. Mektup yazalım. Kral Seresleri sinirli, yeni bir kuşatma için hazırlanıyormuş. Seresler mi vurmuş? Neyse, bu ne? Ayrıca saraydaki lordlar artık size karşı değiller. Ayrıca Lord Boris kuşatmadaki başarınızdan ötürü sizi tebrik ediyor ve savaşı diğer lordlara anlatıyormuş. Peki. İyi, sarayla aramız iyi o zaman. Diğer lordlarla aramız kötü değil. Bizim hanım gelecekti. Griff, sende bir şey var mı aslan? Efendim, eşiniz ve oğlunuz geldi. Fakat kötü bir haberim var. Sizin yokluğunuzda sorun çıkaran haydutlar yine geldi. Ulağı yakalayıp zindana attık. Tamam, onunla bir konuşurum da bekle şimdi. Ondan önce, bu arada zırhlarımızı da tamir ettirdik. Önce bir hanımın yanına bir uğrayalım. O şey diyordu. Lonca'da hizmetçiler falan da gelmiş. Lonca'da şey var diyordu. Bir sıkıntı var diyordu. Amcamız sürekli böyle şey yapıyormuş. Farklı farklı klan liderleriyle anlaşmalar yapıyormuş. Bu arada buraya şöyle basınç plakası ekledim. Sanki giriş çıkışta adamlar kapıyı açıyormuş gibi olsun diye. Hanım, Radik lan oğlum, çocuk yürüyor lan, büyümüş çocuk ya. Bu çocuğa niye tas tıraş yaptınız ya? Neyse aslanım, ben ne yapıyorsun Mother. lan? Ergen ses çıkarmasan daha iyi olur tabi de. Sen nasılsın aslanım? Neyse tamam, beni bir sal. Ananla konuşacağım. Canım, nasılsın, iyi misin? Bu hali konuşkan. Aa, bekar, onu ayarlayacağız. Onu ayarlayacağız. Şimdi şöyle bir durum var. NPC'leri tabi bir saat oradan buraya yürütmüyorum. Lonca şehrindeydi ya. Oradaki NPC'yi yok edip buraya tekrar yapıyorum. O yüzden bundan şu an elde gözükmüyoruz ama onu hallederiz. O zaman dur şimdi şöyle yapalım. Sen bir mevzuyu bir anlat bakayım bana. Ne olduğunu anlamadım. Sen gittikten sonra babamla biraz sohbet ettik. Sonra amcan geldi ve babam gitti. Ertesi gün sabahtan akşama kadar sürekli farklı farklı klan liderleri amcanla anlaşma yaptı. Ne anlaşması yaptıklarını bilmiyorum. Amcam bizi saraydan uzaklaştırdı. Yanımıza asker verip şehri gezdirdi. Yani orada bir anlaşma dönmüş de. Tamam. Bir eksiğiniz bir şeyiniz olursa aşağıda hizmetler var zaten, söylersiniz. Kapıdakilere de söyleyebilirsiniz. Şimdi bir gidelim. Şu zindanda yakalanan adamla görüşelim. Bakalım amcamızın yani ne iş yaptığını bilmiyoruz ama bir şeyler dönmüş orada. Zindandaki herif kim? Aslanım, şu anahtarı ver bakayım. Oğlum, sana bir kere adam gibi soracağım. Ya cevap ver ya da biz döve döve öğreniriz. Sen kimin adamısın? Bana önce sen bunu bir söyle. Lordum, maalesef bilmediğin çok şey var. Sadece zırhlarıma bakın, ne demek istediğimi anlarsınız. Mektubu da okuyun lütfen. Nerede lan bunun zırhı? Şu sandıkta mı? Lan? Oğlum, Eric'in askerlerinin giydiği zırhlar değil mi bu? Aha! Lan bize Eric mi saldırıyor? Puşt ihanet mi etti yoksa? Bernard, durumun buraya gelmesini istemezdim. Fakat mecbur kaldım. Amcam beni zorladı. Askerlerine karşı şansım yok. Ayrıca kalem onun topraklarında. Oğlum, amcamız bizim bir şey yapmaya çalışıyor lan. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Amcamın kalesini basacağım. Benim at nerede şimşek? Gel oğlum. Ben gidiyorum aga. Ben o kaleyi basayım. Amcamız bize niye saldırıyor şimdi durduk yere ya? Oğlum, gidince bizi de şimdi yakalamasınlar. Gerçi biz Fortis Lord'uyuz lan koskoca. Bir şey olursa Fortis'lerle savaşa girer amcam. Yemez. Bir şey yapamaz bana. O yüzden sıkıntı yok. Rahatım. Oğlum, bunun hesabını soralım. Bu amcamız niye bize saldırıyor? Diğer klan liderleriyle anlaşıp acaba şey mi topluyor lan kendine? Ordu mu topluyor? Diğer klanlarla anlaşıp, hani para verip. İyi de amcam niye durduk yere bana saldırıyor, ben onu anlamadım.
Birazdan öğreneceğiz şimdi. Bir gidelim de. Ben kestirmeden geçeyim. Gerçi dur, yol neredeydi? Yol şurada. Tamam, şöyle kestirmeden gidelim biraz. Üşendim oradan dönmeye. Erik'in kalesi de burada. Ulan Erik'te de mi konuşsak? Erik'te konuşmayacağım. Erik'i boş ver. Direkt gidip ben amcamla konuşacağım. Şimdi Erik de yani bir zorlanmış gibi, mecbur kaldım falan filan diyor. Amcanın askerleri daha fazla falan filan bir şeyler yazmış. O yüzden hiç vakit kaybetmeye gerek yok. Böyle bir durum varsa muhtemelen amcam Erik'i tehdit ediyor. O yüzden Erik ötmez gibi. Biz direkt işin aslını şeyden öğrenelim. Amcamızdan. Bakalım niye saldırıyor bize. Yani parası var. Toprağı var. Askerleri falan filan da var yani. Enteresan. Enteresan. Birazdan öğreneceğiz. Bu arada abone değilseniz abone olursanız ve like atarsanız sevinirim. Agatha'ya geldik. Yalnız yol iyi oldu ha. Yol harbi iyi oldu. Hiç haritaya bakmadan direkt geliyoruz. Bir girelim bakalım. Hayırdır ya? Açın lan kapıyı. Amca. Yaklaşma. Oğlum sen ne diyorsun da? Kim var lan senin karşıda? Çekil. Amca. Eriğin ulağını yakaladık. Her şeyi anlatır mısın yoksa ben orduyu toplayıp geleyim mi? Bernard sakin ol. Sana her şeyi anlatacağım. Ticaret anlaşması için Kustosların şehri Wessex'e gittim. Kral Arthur ölmüş ve yerine oğlu geçmiş. Fakat lordları Kral Lancelot'u desteklemiyor. Anlaşmayı yaptıktan sonra aklıma bir fikir geldi. Tüm bağımsız klanlara mektup yolladım. Klan liderleriyle görüştüm. Hepsi Lancelot'un ölmesini istiyor. Fakat Kustoslar benden şüphelenmesin diye Erik ve adamlarını paralı asker olarak tutup sana gönderdim. Sanki başka bir savaşla ilgileniyormuşum gibi. Fakat Erik'in yeterince adamı yoktu. Başka paralı asker klanlarıyla anlaştı ama aptal adamlar kaleni görünce bizi satıp kaleni alabileceklerini sandılar. Askerlerinin gece kamplarını bastığını biliyorum. Sizden önce benim adamlarım gidip askerlerin içkisine zehir attı. Senin adamların gittiğinde çoğu uykusunda ölmüştü. Amacım Kral Lancelot'un düşmesi için lordları destekleyip yeni kral ile anlaşma yapmak. Lancelot ile yaptığım anlaşma bizi çok zora soktu. Anlaşmamış olsaydım bana saldırma riski vardı. Şimdi mevzu şu. Özetleyecek olursak amcamız sırf yani sözde bir savaş yaratmış ama farklı paralı asker klanlarıyla anlaştıkları için klanlar da bunları dinlemeyip bana saldırmaya karar vermiş. Amcamız gene bizi kurtarmış aslında. Yani bizim adamlar öldürmemiş. Çadırlarını falan yaktık diyorlardı ya. O çadırları yaktığında işte bizim adamlar aslında içeridekilerin çoğu ölüymüş zaten. İçki içenler muhtemelen. Geriye kalanlar da işte içki içmeyenler çadır yanınca çıkmışlar dışarıya savaşmışlar. Neyse amcamız şimdi Kral Lancelot'la olan anlaşmasını bilmiyoruz. Yani işte zora soktu dediğine göre ya çok böyle zararda olacağı bir anlaşma falan yaptı. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi bak, mevzu çok karışık. Kustoslar Fortis'lerin müttefiki. Çünkü Lancelot yani şu anki kral bizim kralın kızıyla evli. E biz de doğal olarak bu yüzden onlarla ittifakız. Kustoslar da Fortis'ler olarak. Şimdi klanla şeyle Lonca ile anlaşması bitse Kustosları. Bunlara saldırırlarsa bu sefer biz de bunları desteklemek zorundayız. Ben amcama saldırmış olacağım. Amcamız da o yüzden o riski göze almamış. Zaten Dolorlar savaştan dolayı bayağı bitik durumda. Geriye amcamı desteğe gelecek bir tek Seresler kalır. İki krallığın arasında ezilir onlar da. Güzel ama amca. Keşke bana bunu önceden söyleseydin. Böyle bir şey olduğunda bir daha söyle. Benim de haberim olsun. Neyse. Oğlum bak seni gözüm tutmadı. Benim canımı sıkma. Ben gidiyorum. Neyse amca kendine iyi bak. Erik niye mektup yazdı lan bize? Şeyden o da muhtemelen işte bu yalana ayak uydurmak için öyle bir mektup yazdı veya o ulak. Gerçi dur lan, o ulağı öldüreyim ben. O ulağı keselim. O ulak sonuçta bunların adamı değil ki, diğer paralı askerlerin şeyiymiş.
Erik'ten zırh almışlar. Erik'in adamı gibi. Yeterince adamı olmadığı için. Her şey aslında kağıt üstünde. Göstermelik. Şimdi amcam şeye mi saldıracak kustoslara? İyi de oğlum. Bir şey söyleyeceğim. Biz kustoslarla müttefikiz. Gerçi saldırmayacak ki. Doğru. Kendi de söyledi. Sadece çaktırmadan lordları destekleyecek. Lordlar krala karşıymış ya. Lordları destekleyecek. Lordlar Lancelot'u tahttan indirince yerine yeni geçen kralla amcam bir daha anlaşma yapacak. Yani amcam için veya krallık için de değişen pek bir şey olmayacak. Sadece hızlı bir şekilde kralın yerini değiştirecekler. Başka bir kralla. Sonra mevzu devam edecek. Amcam yine anlaşmasını yapacak. Parasına bakacak. Neyse. İyi, bize giren çıkan yokmuş. Biz Seresler'le ilgilenmeye devam ediyoruz. Şimdi kralın oğluna bir mektup yazalım. Zehirli okla vurulmuş. Bir geçmiş olsun dileyelim. Zaten saraydaki hekimler falan ilgileniyordur da. Biz gene bir not yazalım. Yollayalım, gelelim, yapabileceğimiz bir şey var mı? Kral şimdi yeni bir kuşatmaya hazırlanıyor diyor ama. Serestlerin toprağına mı dalacağız acaba? Nereye dalacağız? Onu da bilmiyoruz. Yakında çıkar onun da kokusu. Unutmadan o şeyi de bir indirelim. Ula. Onu da öldürelim. O zaman bu paralı askerlerin hepsi daha bitmedi. Ulak yolladıklarına göre buraya daha bir yerde kamp yeri var bunların. Neyse bulalım orayı basarız. Ben Griff'e söyleyeyim. Adam yollasın. Kamp yerlerini bulup basarız. Şu arkadaşı bir şey yapalım. Delikanlı foyan ortaya çıktı maalesef. Kendine iyi bak canım. Alalım anahtarı. Burayı da bir ara bir temizleyin. Bunu kaldırın buradan. Onu da indirdik. Şimdi odamıza bir çıkalım. Ben bir gideyim şey yapayım. Mektubu yazalım. Sonra da yatar uyuruz. Neyse iyi, amcamız bize ihanet etmiyor. Bir an bir şüphelenmedim değil de. Ha, bu hanımın yazdığı mektuptu. O duruyor. Şurada 2 dakika ayaküstü yazı vereyim ya. Kralım. Tamam. Bir yatayım. Önce bir uyuyalım. Ondan sonra şu notta şeye vereyim. Kapı da iyi oldu bak. Daha böyle bir gerçekçi oldu gibi. Bir az önce bir yanma sesi gibi bir şey duydum. Bir yer yanmıyor değil mi oğlum? Renfield aslanım. Şunu da şeye yolla. Bizim krala. Lan. Gerçi ha, onlar dışarıda ya, köylüler, tamam, sıkıntı yok. Buraya yeni evimiz de yapıldı. Yan yaptım şuraya bir. İki tarla daha ekledik. Şimdi para geldiği zaman bir ev bir tarla daha yapacağız. Konuyu kapatacağız. Komple artık bütün içkimiz gelire dönüşecek. Artık ufaktan avcı kulübesidir vesairedir. Onlara bakmaya başlayabiliriz. Neyse arkadaşlar, bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.